koleksiyonun en nadide parçalarından biri geliyor. Osmanlı dönemine ait 16. yüzyıldan kalma 12 karat elmas işlemeli. Bu eşsiz kolye için 2 milyon 500 lira açılışı yapıyorum. Evet, yok mu arttıran? 2 milyon 700 bin. 2 milyon 700 bin geldi hanımefendiden. 2 milyon 800 bin. 2 milyon 800 bin geldi hanımefendiden. 3 milyon. 3 milyon geldi hanımefendiden. Evet, yok mu arttıran? 3 milyon 250. 3 milyon 250 bin lira satıyorum. Satıyorum, sattım. Kıymetli eser olan hanımefendiye işte gerçekten muazzam bir parçaya sahip olan birazdan hallolacak. Küçük bir aksaklık. Özür dileriz bunun için sizlerden. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi her şey yolunda. Jeneratörümüz de devreye girdiğine göre kaldığımız yerden devam edelim mi? Ne dersiniz? Evet. Sıradaki parçamız Osmanlı döneminden yine. Yunan fethinde hanedanlarımızın eline geçen bu değerli eser tam 12 karatlık. Güvenlik, kapıyı kapat. Kapıları kapatalım lütfen arkadaşlar. Sanırım elektrikler kesildi, küçük bir aksaklık oluştu. Lütfen yerimize geçelim. Birazdan hallolacak. Lütfen masalarımızı terk etmeyelim. Birazdan gerekli bilgilendirmeyi yapacağım arkadaşlarım bana tam olarak sorunun ne olduğunu anlatınca. Beyler çıkışlar kapatıldı. Küçük bir aksaklık var. Kartı alayım. Birazdan hallolacak beyefendi. Lütfen buyurun masalarınıza. Lütfen. Birazdan hallolacak sorunumuz. Lütfen. Lütfen hanımlar beyler. Lütfen yerlerimize alalım sizleri. Küçük aksaklık için özür dilerim sizlerden. Lütfen yerlerinize buyurun. Alacağız. Lütfen yerlerimize geçelim. Birazdan çabuk uzaklaş benden. Lütfen. Özür dileriz bu durum için. Çabuk uzaklaş. Evet. Birazdan hallolacak. Evet, küçük aksaklık için tekrar özür diliyorum sizlerden. Birazdan gerekli açıklama yapılacak. Arkadaşlar gerekli bilgiyi verecek, ben de size aktaracağım. Kaldığımız yerden geceye devam edeceğiz. Kızına söz verdim kardeş. Öykü'ye söz verdim. Git buradan. Dikkat et çocuğum ya. Hanımlar beyler, herkes sakin olsun. Müzayedede gerçekleşen bir hırsızlık söz konusu. Şimdi herkesin bize yardımcı olmasını rica ediyoruz. Evet, aramaya başlıyoruz. Erkekler bu tarafa, kadınlar bu tarafa. Temiz. 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 Bulduk amirim. Kolye burada. Tamam, tutuklayın bu şahsı. Ben bir şey yapmadım amirim. Bir yanlış anlama var. Derdini emniyette anlatırsın. Yürü hadi. Bu iş burada bitmedi oğlum. Yürü hadi yürü. Benimki
kim olduğumu biliyor musunuz siz? Arayınızı yakacağım. Avukatımı istiyorum ben. Bağırın. Avukatımı çağırın. Bak bak nasıl bağırıyor yavaş yavaş. Aslında bunu daha da abartmak vardı da neyse. Bundan sonrasını adalet halletsin. Oğlum sen kafana göre niye iş yapıyorsun? Ya koymayı beceremeseydin Reşat'ın cebine o kolyeyi, ya üstünde kalsaydı ne olacaktı? Oğlum ben çürük tahtaya basar mıyım lan? Baştan beri planım buydu benim. Hüseyin abinin bizi bekliyor. Buyurun. Reşat Akpınar'ın ifadesi alınacak şimdi amirim. Güzel. Çok güzel. Ya Reşat Efendi. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın. Sonunda böyle enselenirsin ha. Daha dur. Kızımı kaçırmak neymiş ben soracağım sana. Gir. Komiserim. Oo, gelin gelin çocuklar gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Aferin be size, aferin be, aferin. Biz ne yaptık ki komiserim? Daha ne yapacaksınız be Demir? Canınızı ortaya attınız herifi yakalatmak için. Geçin oturun geçin. Yani vallahi benim de haberim yoktu. Cemal işte bir şeyler planlamış. Ya bu herifi suçüstü yakalamak için biz kaç yıl uğraştık biliyor musunuz? Vallahi Cemal gelip bana anlattığında benim pek umudum yoktu. Ne diyorsun Cemal? Bu anlattığın çok ciddi bir iş ha. Biliyorum amirim, biliyorum. İşin kötü tarafı Demir'i de alet ettiler işe. Peki sen dediğini yapabilecek misin? Adamı suçüstü yakalatabilecek misin? Yapacağım. Yapacağım. Siz benim dediğim saatte orada olun yeter. Kendi ellerimle teslim edeceğim size Reşat. Ama beni utandırdınız çocuklar. Aferin be size. Aferin. Estağfurullah amirim. Böyle bir adamın yakalanmasında bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Peki komiserim bu Reşat'a ne olur şimdi? Yani kolay kolay çıkamaz içeriden değil mi? Yok yok. Onun defteri dürüldü artık. Önce ifadesi alınacak, sonra mahkemeye çıkarılacak. Onca şahidin önünde suçüstü yapıldı. Ayrıca bir de adam kaçırma var. Faik'le Ahmet de elimizde. Geç de olsa sana yaptıklarının hesabı sorulacak artık. Sağ olun komiserim. Çok teşekkürler. Peki müsaadenizi istesek ben bir an önce kızımı görmek istiyorum da. Yok yok. Önce ifadeniz alınacak. İfadeyi verin sonra gidersiniz. Tamam tamam. Gidebilirsiniz. Ama yarın vakitlice gelip ifadenizi vereceksiniz tamam. Öykü kızım da bir öp benim için. Tamam erkenden geleceğiz söz. Vereceğiz. Tamam. Sağ olun. Hadi abi, görüşürüz. Sağ ol. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Oğlum ne bekliyorsun hadi? Yürü sen. Ya oğlum biz şimdi eve gidiyoruz da Candan da orada beni öldü biliyor. Yani şimdi bir anda böyle karşılarına çıkmışım gibi olacak. Acaba alıştır alıştıra mı söyleseydik? Merak etme sen. Kardeşin onu da düşündü. O ne demek? Aradım oğlum ben, Uğur'a anlattım durumu. O da Candan'la konuşacaktı. Yani gittiğin zaman zaten seni bekliyor olacaklar öyle. Hayalet görmüş gibi falan olmayacaklar. Ah be kardeşim, sağ ol vallahi. Vay, nerede kaldılar? Ne zaman gelecekler? Ya gelirler şimdi, sakin. İyi geceler size, ben yatıyorum. Yatıyor musun? Otursaydın ya biraz daha. Oturayım mı? Evet evet gel gel. 5 dakikacık. Yani normalde geç yatsam bana kızıyorsunuz şimdi otur diyorsunuz. Ya tamam bir 5 dakika daha otur yatarsın sonra ya. Evet evet. Yarın okul yok mu? Var okul var gideceksin sen okula da. Peki neden yatmıyorum? Çünkü. Çünkü yani. Geldiler. Kim geldi? Git, git. Bak bakalım. Baba? Oley! Of,
demiş. Allah, buradayım. Kardeşim. Neden bu kadar babamı çok özlediniz? Evet, doğru. Ya niye bu kadar özlüyorlar ki zaten yani? Sanki yıllardır görmüyorlarmış gibi, değil mi? Hadi bakayım, hadi bakayım içeri. Gel kızım. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Ya oğlum siz ne biçim adamsınız lan? Ha? İnsan böyle bir şey saklar mı oğlum? Kahrolduk lan burada. Kardeşim biz konuşuruz sonra. Baba. Heh. Sen neden kimseye haber vermeden gittin? İşte kızım ben... Yani patron İzmit'te bir kafe açıyordu. Söylemediler mi sana? Söylediler. Tamam da. Sen niye beni aramadın? Aradım aslında. Aradım ama işte sen uyuyordun ya da okuldaydın. Neyse yani artık buradayım. Bir daha hayatta bırakmam seni. Ben de. Ben de seni. Siz. Geldim, geldim. Sütümüz de geldi. Ha gayret. Bitiyor. Ha. Bitti. Gel buraya. Gel buraya. Ah benim mis kızım ne özlemişim seni. Ben de seni babacığım. Baba. Hı. Neden bu kadar uzun kaldın? İşte işlerim uzadı kızım. Benim pişmaniyem nerede? Ne pişmaniyesi? Ya Cemal amcam bana dedi ki baban gelirken sana pişmaniye alacakmış dedi. Ha o getirdim. Getirdim de şimdi gece gece pişmaniye yenmez kızım. Nerede bakayım senin kitabın? Hadi kitaba başlayalım. Babacığım kitap mı kitap yok. Hepsi yangında yandı ya. Ha doğru. Ya bir tane de Canan ablamla okuduk onu da bitirdik. O zaman babanın sana yeni kitapları alması gerekiyor. Çünkü babasının kızı kitapsız yapamaz. Hı hı. Madem kitap yok. Yok kızım yok ben masal anlatamıyorum ya. Anlatamıyor olabilirsin ama çok güzel uyduruyorsun. İyi bari. Uydurayım bir tane daha. Gel buraya. Gel buraya. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir diyarda, kral bir baba ve prenses kızı yaşarmış. Sen gel gel. Ben sana çok pis yükleneceğim gel. Oğlum sen hasta mısın lan? He? Lan oğlum senden daha beter ölüp ölüp dirildik lan burada. İnsan böyle bir şeyi nasıl söylemez oğlum? Siz kafayı mı yediniz ya? Yani tek başınıza işi halletmek ne demek oğlum? Bana niye söylemiyorsunuz bunu? Haklısın kardeşim, haklısın. Sen de haklısın. Candan da haklı da yani Öykü'nün yanında kalmanız gerekiyordu. Doğru söylüyor oğlum adam. Tamam Candan buradaydı da senin de burada olman gerekiyordu. Sonuçta Öykü'nün en sevdiği amcası sensin. Yani kız senin yanında kendini daha güvende hissediyor. Ya tamam oğlum anlıyorum da insan böyle bir şeyi nasıl söylemez ya, ha? Tamam oğlum, tamam. Haklısın. Demir her şey bitti değil mi artık?
Bitti. Artık buradayım. Oğlum Dubai çok mutluyum var ya. A**tım seninle. Tamam ya, tamam. Hadi bakalım, ben kaçtım. Uğur sen de yat artık. Gece oldu, hadi. Ne yatacağım oğlum, daha dur ya. Kardeşim hasret gidereyim biraz. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Tekrardan hoş geldin kardeş. Hoş bulduk kardeşim. Hadi candan görüşürüz. Hadi. Gelme Uğur, gelme, ben kaçtım. Tamam kardeşim. Hadi iyi geceler. İyi geceler kardeşim. Ah be. Bir insanın evi gibisi yok vallahi. Doğru da bizim evimiz yok ki. Yok, var. Benim evim sensin. Kızım, sevdiklerim, dostlarım. Sizler yanımda olduktan sonra evdeyim ben. Kardeşim benim ya. Aslanım ya. Çekiyorum. Hı? Dur bir de şöyle öz çekim diyorum. Sen. Geç. Babaya da salatalık. Sağ ol. Candan nerede kaldın? Geldim, geldim. Evet, çaylar da geldi. Peynir. Ellerine sağlık. Al bebeğim sen de sütünü. Evet, afiyet olsun. Al ekmek. Baba. Efendim kızım. Ben bugün okula gitmesem seninle kalsam. Olmaz kızım. Zaten uzun zamandır okula gitmiyorsun. Hem ben de kafeye gideceğim. Yani şimdi artık normal hayatımıza geri dönmemiz gerekiyor. O okula gidilecek. Tamam mı? Tamam babacığım. Ne oldu? O zaman sen beni bırak okula. Sizi okula bırakmak benim için büyük bir şereftir prensesim. Şimdi güzelce yemeğimizi yeriz, dişlerimizi fırçalarız, çantamızı toplarız, marş marş okulumuza gideriz, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hı. Güzel, ben de gelirim sizinle. Oradan da takılırız abicim, ha? Hiç kıskanma kardeşim. Ben o okul yolunu kızımla baş başa yürüyeceğim. Evet Uğur abicim, hiç kusura bakma. Bugün babamla bizim baş başa günümüz. Evet, bizim baş başa günümüz. Ay sevsinler, baba kıza bak ya. Babasının kızı işte. Tamam gidin siz hadi. O zaman güzelce kahvaltımızı edelim. Sonra okulumuza gidelim. Yavaş kızım. Hepsini bir anda yeme, boğulacaksın vallahi. Ben ne yapayım? Çok güzel babacığım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Baba. Hı. Biliyor musun sen yokken beni Mertcan'la Betül teyzem sinemaya götürdü. Film seyrettik, mısır yedik. Ha. Diyorum ki... Ne diyorsun acaba? De anladım ben bir şeyler diyeceğini. Söyle.
de mi? Mert Can'ı sinemaya götürsek. Tamam, ben götürürüm seni sinemaya. Yok babacığım, yani Mert Can da gelsin. Tamam, biz ikimiz gideriz işte. Babacığım, ikimiz de gideriz de. Ne? Sen yokken ben çok üzüldüm. O yüzden beni sinemaya götürdüler. Ya biz de götürsek ne olur? İyi, peki. Olur. Oley. Al bakalım şunu. Yabancılarla konuşma, okuldan tek başına çıkma, derslerini dinle, yemeğini ye. Heh. Onları da sil bakayım şöyle. Ben de. Oh. Oh kızım benim. Öykü, ya beslenme çantasına evde süt yoktu, süt koyamadım da sen alsan olur değil mi? Teşekkür ederim babacığım. Candan. Günaydın. Günaydın. Demir geri dönmüş ha? Nedir bu olayın aslı? Yani senin de duymadığın, bilmediğin şey yok Murat. Neyse, şunları bir çıkaralım, kuralım buraya. Oturur konuşuruz, olur mu? Tamam işte yani, gördün mü? Boşu boşuna üzülmüşsün yani. Boşu boşuna mı? Ya boşu boşuna tabii. Ya adam çıkıp geldi sapasağlam, hiçbir şey yok. Ya bu da oyunlarından biriymiş zaten. Herifin hayatı yalandı olan yani. Murat çok şükür iyiymiş ve hayattaymış. Candan, seni kaçırdıklarını ne kadar korktuğumu anlatamam. Tamam. Yani geçti bitti işte hepsi. Nasıl geçti bitti? Bu mu yani? Senin başın sürekli belaya girsin. Ben duyup deliye döneyim, böyle mi? Biz böyle mi devam edeceğiz yani? Neye devam edeceğiz anlamadım. Candan, bana bunu yapma. Murat, ne yapıyorum ben sana? Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Candan, seni sevdiğimi, sana aşık olduğumu biliyorsun. Senin için yapmayacağım şeyin olmadığını da biliyorsun. Ya kaçırdığını çıkarıp o kadar para verdim ben o adamlara, hiç düşünmedim bile. Yani o paranın karşılığında benden ne istiyorsun? Ne biçim konuşuyorsun şimdi? Murat, ya ben senin hislerine karşılık veremem. Ben seni sevmiyorum. Tamam, benim için yaptıklarının hakkını ödeyemem. Ya hayatım boyunca kimse bana bu kadar yardım edip bu kadar beni düşünmedi, evet. O zaman neden? Onun yüzünden değil mi? O hırsız yüzünden. O aşağılık, o adi herif yüzünden yani. Ben Demir'e aşığım. Üzgünüm, senin hislerine karşılık veremem. Pişman olacaksın. Başından kaybedeceğin bir oyuna giriyorsun Candan. Murat, ben oyun falan oynamıyorum. Baksana, ben bir aile kurdum ve sonuna kadar onlarla olmak için savaşacağım. Benim hayatta tek yapmak istediğim şey bu. Bundan sonra da benimle görüşmek istemezsen anlarım. Pişman olacaksın. Demir.
Demir. Patron, nasılsın? Yaklaşma! Kış, kış, kış! Nereden geldin? Oraya git! Kış, kış, kış! Benim, ben! Kış! Gel hemen, gel! Benim! Demir, sen hayattasın, gel! Hayattayım tabii. Gerçek mi? Tabii gerçek, patron. Gerçeğim, gerçek, hayalet değilim. Gel bir sarılayım dalga. Gerçek değil. Gel buraya, gel. Yok! Ulan, önümüzü kopardın be! Ya gel. Ailece bir sarılalım ya. Özlemişiz seni ya. Yeni garsonum galiba. Evet. Demir. Senin öyle haberin gelince tövbe. Tabii ki patron, tabii ki. Yani sen de hayatına devam etmek zorundaydın. İyi birine benziyor. Çalışkan da. Öyle. Sen ne yaptın, nasıl? Neler geldi başına? Vallahi patron, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Şu yaşadıklarım roman olur yazsam. Ben helalleşmeye geldim buraya seninle. Hakkın çok üstümde. Ya Demir, şu hayatına bir çeki düzen ver Allah aşkına. Bak, işinden gücünden oldu. Olsun be patron, yine buluruz bir şeyler. Hayattayız, yaşıyoruz, sağlıklıyız. Aferin, gençsin. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Aynen. Hakkın helal et usta. Helal olsun be Demir. Şöyle bir kucaklayayım seni. Ben yine uğrarım. Ne demek oğlum? Dükkan senin, her zaman beklerim. Ha? Öykü kızımı arasına getir. Özledim ben ufaklığı. Tamam, getiririm. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Kardeş, neredeyse sen şunu bir al. Şunu da al. Heh. Bir de şunu al. Elif abiye de çok selam söyle. Allah razı olsun. Çok iyiliği dokundu bana. Kardeşimin hayatını kurtardı. Ya ama ödeştik artık. Yani bunların bende kalması yakışık olmaz. Sen bilirsin Cemal. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Yani şimdi patron işten çıkardı mı oğlum seni? Ya çıkardı oğlum, adam öldü zannetti beni. Haklı yani, ne diyeyim, yeni birini aldı işte. Doğru, o da haklı yani. Hah, Cemal geliyor. Ne haber beyler? İyi kardeşim, senden? İyi vallahi, iyi. Hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Hayırdır, bugün fazla bir iyisin. İyiyim vallahi, iyiyim ya. Üzerimden büyük büyük kalktı. Ha kardeş, bizi bir çaylasana be, üç tane. Ha? Oğlum anlatacak mısın hala, bakalım mı yüzüne yoksun? Ya oğlum, Arif'in bende neyi var neyi yoksa götürdüm, hepsini geri verdim. Harbi mi lan? He valla. Helal olsun be kardeşim. Eyvallah kardeşim. Ya Arif'in bana can borcu vardı oğlum. Şimdi kardeşim burada mı burada, yanımda mı yanımda? Bitti artık, ödeştik yani. E oğlum ne yapacaksın peki, yani nerede kalacaksın? Yani gel bizde kal diyeceğim de oğlum, evin durumunu biliyorsun yani. Ya oğlum bilmez miyim ya? Buyurun abi. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Afiyet olsun. Ver onu. Sağ ol. Eyvallah. Ya oğlum, sen dert etme ya. Ayarlarım yani. Bir tane pansiyon ayarlarım işleri düzeltene kadar. Ondan sonra da Allah kerim zaten. Oğlum biliyorsun değil mi? Yoksa başımın üstünde yerim var ha. Ben oğlum bilmez miyim ya, tamam? Benim de eve bakmam lazım. Hayda. Sen şimdi bundan bunu mu çıkardın ya? Yok be oğlum ya. Bir şey çıkardığım yok. Karıma bir gün yüzü gösteremedim. Bak bak. Aile babasına bak sen, hallere bak. Oğlum dur bir dalga geçme ya. Koltuk tepesinde yatıyoruz. Oğlum sen koltuk tepesini falan boş ver. Yani şu kıza doğru düzgün bir evlilik teklif et. Nasıl lan? Teklif etmedi mi zaten? Yo, Candan ona etti. Aferin oğlum, aferin. Ya siz benim canımı sıkmaya mı geldiniz buraya? Kalkıp gideyim mi, ne yapayım? Otur oğlum, otur. Bize gider yapacağına git. Kıza adam gibi bir evlenme teklif et lan. Doğru söylüyor oğlum. Yani kız da ciddi olduğunu anlasın. Şu formaliteden evlilik kalksın ortadan. Ya tamam doğru diyorsunuz da elde yok avuçta yok. Ne teklifi, ne diyorsunuz Allah aşkına? Oğlum parmağında yüzük var ya. Oğlum alyanso çıkarıp geri mi takayım?
Ha, o da doğru. Oğlum önemli olan niyet değil mi ya? Evet oğlum ya, önemli olan niyet. Aynen kardeşim ya. Sen bir evlenme teklifini et. Sonra ne bileyim, alyans evde falan gelir sonrası ya. Ya iyi hoş diyorsunuz da bir yemeğe falan götürmek lazım kız. Diyorsun da para yok. Ya oğlum alt tarafı bir yemek değil mi bu? Ne yapacağız Cemal? Balık ekmek mi yiyeceğiz? Yok yok yok. Öyle olmaz. Öyle olmaz da oğlum. Bence süper olur. Bak bak bak. Kızım sen de şu amcalarının gazına gelme bakayım. Ha. Ya niye gaza gelsin oğlum? Çocuk doğru söylüyor. Allah Allah. Bence de Candan ablam çok mutlu olur. İyi de yani. Ne bileyim, bilemedim. Ya oğlum tamam, uzatma. Paramız olduğu zaman böyle yıldızlı bir restorana da götürürsün. Şimdilik yani kızın gönlünü al diye diyoruz lan. İyi de yani evde hiçbir şey yok yani. Makarna. Dolapta sen tam takır. Ne? Makarna. Makarna var evde. Ben çok güzel makarna yaparım, peynirli. Abi bak böyle yanında böyle büyük bir salata var. Çok güzel böyle. Aha. İyi tamam, kabul. Üf. Oley. Hadi gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ben kaçtım beyler. Nereye? Gideyim bir iş bakayım ya. İyi tamam, hadi görüşürüz. Ufaklar. Babanla Uğur abin sana emanet, tamam mı? Tamam. Hadi hadi, daha çok işimiz var. Temizlenecek, yemek yapılacak. Oo, bitmez işler, bitmez. Bitmez babacığım, evet. İşte çabuk olma.